Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hasır çanta yapacağız. Öncelikle tabana başlayacağız. Tabana başlarken 3,5 numara tığ kullanacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi 30 zincir çekiyoruz. Otuz zinciri çektik. Bir tane de dönüş için zincir çekiyoruz. Ve ilk gelen sık iğnenin içine batarak, sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bu şekilde. Hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, sıra sonuna yaklaştık. Son sık iğneye de batıyoruz. Tam baştaki sık iğnenin içine 3 tane dolduruyoruz sık iğne. 1'e batmıştık. 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi yaptıktan sonra ilk gelen sık iğnelerin karşısına batarak devam ediyoruz. Bakın şöyle yavaş yapıyorum, anlayabilmeniz için. Öyle. Çift katını alırsanız daha güzel olur. Delikli gözükmez. Bu ipimi de yürütüyorum içinden. Bakın bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Evet, köşeye yaklaştık. Ucuna kadar geldik. En sona geldik. Tam tepedeyiz. Tepeye 3 tane dolduruyoruz. 1, 2, 3. Sonra yanından gelen sık iğneye batarak devam edeceğiz. Ekstra bir şey yapmıyoruz burada. Şöyle bu kağıt ipi çektiğiniz zaman formatını alıyor. Şöyle. Şimdi bu şekilde sık iğne yaparak sıra başına kadar gidiyoruz. Evet, başa kadar geldik. Son sırayı da sık iğne yapıyorum. Şimdi üçlü battığımız sık iğnenin İlk sık iğneye 3 tane, 1, 2, 3, yanındakine tek dolduruyoruz. Şöyle. Yanındakine de 3 tane. 1, 2, 3. Yani o 3 tane sık iğnenin ilkine 3, İkincisine tek, diğerine de 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra başa kadar sık iğne işlemine devam ediyoruz. Evet, son sık iğneyi de yaptıktan sonra üçlü battığım sık iğneye geldim. Üçlü battığım sık iğnenin ilk başlangıcına 3 tane, 2, 3, yanındakine tek. Sonra tekrar 3. 3 tek 3. Bu şekilde.
Aynı işlemi burada da yapmıştık. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Sonra tekrar sıra başına kadar normal sık iğne yapıyoruz. Şimdi bizim artma işlemlerimiz sürekli bu 3 tane doldurduğumuz sık iğnenin orta kısmından artıracağız. Bu tarafını da orta kısmından artıracağız. Ortadaki teklerimiz çoğalacak. Şu an bir tek yapmıştık. 2 tane artacak her sırada. 3 olacak, 5 olacak, 7 olacak. 14 olana kadar büyüteceğiz. Tabii ben her geldiğimde size göstereceğim aşamalarını. Şimdi sıra başına kadar ilerleyelim. Tekrar artma yerine geldim. Neredeydi artma yerimiz? Üçlü doldurduğumuz yer sık iğne hemen belli burada. 1, 2 ve 3. İlkine tek orta kısmından artırıyoruz. Şimdi orta kısmındayız. 3 tane 1, 2, 3. Sonra teklerimizi yapıyoruz. Teklerimiz kaç oldu? 1, 2 ve 3 oldu tekimiz. Şimdi üçlünün ortasına geldik. Tekrar 3, 1, 2 ve 3. Sonra tek. Bakın. İlk başta 3 tane doldurduk sık iğne. Sonra 3'ün bir ilkine 3, ortasına tek, tekrar 3 doldurduk. Diğer sırada da üçlünün ilkine tek, üçlü sık iğnenin ortasına 3, tekrar 3. Bu orta göbekler 1, 3, 5, 7, 9 diye buradan teklerimiz artacak. Kenarlarda üçlü sık iğnelerin ortalarından da artma yapacağız. Şimdi bu şekilde sıra başına kadar tekrar ilerleyelim. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Artırım yerine yaklaştık tekrardan. Evet, üçlü artırımımız görüyorum hemen. 1, 2 ve 3. İlkine tek. İkinciye 3 tane. 1, 2, 3. Sonra teklerimiz burada kaç tane olmuştu? 3 tane tekimiz olmuştu. Bakalım burada da 3 tane olacak mı? 1, 2, 3. Evet, denk geldi. 3 tane tek. Sonra ortasında 3 tane dolduruyoruz. Artma işlemini yaptık. Sonra devam ediyoruz. Evet, artırma yerine yaklaştım. Şimdi biraz daha yavaş artırma yerinde yapacağım. Daha net anlayın diye. Şimdi şu şekilde aslında dikdörtgen tabanımız biraz biraz meydana çıktı. Bu şekilde küçük gibi gözüküyor ama bu artma işlemiyle birlikte standart boy çantamız olacak. Evet, şimdi bakın üçlü sık iğnem burada. 1, 2 ve 3. Şuralardan sayabilirsiniz. 1, 2 ve 3. Şimdi üçlünün ilk sık iğnesine bir tane, biraz yavaş örüyorum. İkinci sık iğnesine 3 tane, 1, 2, 3. Yanındaki de tek örerek ilerliyorum. Şimdi bu teklerimiz 5 tane olmalı. İlkini yaptık. 2, 3, 4 ve 5. 5. üçlünün ilk sık iğnesine denk geliyor. Şimdi tekrar artırıyoruz. 1, 2 ve 3. Sonra
ilerlemeye devam ediyoruz. Burada kesmeyeceğim. Hızlıca ilerleyeceğim. Bakın dikdörtgenin şekli meydana çıktı. Bu şekilde tabanı istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu şekilde bırakırsanız tabanı küçük bir tabanlı çanta olur. Ama benim standart boy çantamda 14 tane sık iğne olacak. Burada da aynı işlem yine. Üçlü battığımız sık iğnenin ilkine tek, orta sık iğnede 3 tane, 1 2 3. Bu teklere geldik. Teklerimiz 5 tane olmalı. 1 2 3 4 ve 5. 5. üçlünün baştaki sık iğnesine denk geliyor. Şimdi üçlü artırıyoruz. 1 2 3. Sonra tekrardan sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakın böyle. Bu şekilde. Başa kadar ilerleyelim. Evet, artma yerine geldik. Evet, 3 tane dolduruyoruz. 1 2 3. 3 tane battığımız yer üçlü sık iğnenin ortası. Şimdi buradaki tek sık iğnelerimiz 7 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Yanındakine 3 tane. 1 2 3. Sonra tek olarak devam ediyoruz. Aynı işlemi buraya da uygulayacağız şimdi. Şimdi 3 tane artma yerine geldik. 1 2 3. Şimdi bu teklerimiz 9 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar artıyoruz. 3 tane. 1 2 3. Sonra sık iğne ilerliyoruz. Aynı işlemi burada da 9 tane yapacağız. Artma işlemine geldikten sonra tekrar geleceğim. Diğer artma işlemine geçeceğiz. Evet, artma işlemine geldik. 3 tane artırıyoruz. 1 2 3. Şimdi bu teklerimiz 11 olacak. Ve artıyoruz. 1 2 3. Aslında işlem sürekli aynı. Dönüyoruz. 11 yaptık. Tekrar sık iğne yapıyoruz. Burası da 11. Sonra diğer bir sıra 13. Diğer bir sıra 15. 15 olana kadar yapıyorum. Ondan sonra sık iğnenin bitimini göstereceğim size. Evet arkadaşlar,
15 tek olana kadar ördük. Şu sırayla artırma işlemlerinden önce 3 tane, tekrar anlatıyorum, 3 tane sık iğne yaptık. Sonra arada bir üstte bir tane tek, kenarlarda üçer tane artma. Daha sonra ikişer ikişer artacak. 3 tane tek, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15 tek de bitirdik. Bakın taban bu şekilde. Ben buna tabanı bitirdikten sonra ütüledim. Siz de ütüleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi yukarıdaki modeli kurmak için önce bir şerit geçeceğiz buraya. Şerit geçtikten sonra modelimizi koyacağız. Bir de ben size ölçülerini de vereyim. Şu ilk 30 zincir çektiğim ölçüsü 18,5 santim. Çünkü katiplerde de kalınlık incelik fark ediyor. O yüzden 18,5 santim ilk başladığım zincirin ölçüsü. Tabanın bitmiş hali ise şöyle 30 santim. 30 santim de tabanın bitmiş hali. Şurayı da ölçelim. Burası da 11. Evet, şimdi şerit kısmına geçtikten sonra modeli kuralım. Şerit kısmını nasıl geçiyoruz? 3 tane, burası 15 yaptıktan sonra tekrar 3 tane sık iğnemi artmayı yapıyoruz. Yaptıktan sonra hafif ipimi esnetiyorum. İlk gelen sık iğneye batıyorum ve ip almadan çıkartıyorum. Bunu biraz gevşek tutalım. Tekrar batıyorum. İp almadan çıkartıyorum. Tekrar batıyorum. Bu şekilde şu kısımları ayarladığımız sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Kolaylıkla ilerliyor. Böyle. Bakın bu şekilde. Bu şekilde döneceğim ve şuraya gelene kadar örüp geleceğim. Evet. Şeridimizi geçtik. Herhangi bir artma yapmadan son kısımlarına geldik. Bunları da örüyorum. Şurada da var. Son. Evet. Şimdi direkt arka kısmına geçeceğiz. Ama şu son şeyi, ilmeği şöyle alalım. Çünkü ipimizi arka kısma geçirmemiz gerek. Evet, böyle geçirdik. Şimdi sık iğne yapacağız. Hemen şu ilk gelen arka kısma sık iğne yaptık. Bakın hangileri oluyor bu. Şurada 1-2. Şöyle göstereyim. 1-2. Sık iğne. 1-2. Sık iğne. 1-2. Şu arkadaki ikililere sık iğne yapıyoruz. Bakın burası böyle duruyor. Bu da üst kısma çıkacak zaten. Şu V şekli, arkasındaki V'yi alıyoruz. Yani bu tek kanadını almayalım, çift kanadını alalım. Şuralar V şeklinde kalmalı ki bu şekilde üst kısma çıksın.
İlk sırayı sık iğne dönüyoruz. Sonra modelimizi kurmaya devam edeceğiz. Evet, yaklaştım. Sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle. Şu ve bu da kalıyor. Şu arka ikisini alıyoruz. Bu şekilde hiçbir artma yapmadan başa kadar geldim. Evet, birleştirme de yapmıyoruz. Spiral bir şekilde dönüş yapacağız. Evet. Son sıra batıyoruz ve başlangıç. Buraya da batıyoruz. Bakın. Evet. Şimdi bakın bu şekilde arkadan sık iğneleri yaptık. Şurası V şeklinde şerit halinde kalacak. Bu şimdi örneğimizi kuracağım şimdi. Bu sıra ilk sıra sık iğne yapılıyor. Sık iğnenin üstüne örnek kuruluyor. Şimdi örneğimi kuracağım. Ama korkmayın, bu biraz böyle açılacak. O zamanla büyüdükçe çanta formatına girecektir. Şimdi modelimizi kuruyoruz. Şimdi ilk sık iğnemizi battık. Şimdi ilk sık iğnemizin ilk kanadını, sık iğnemizin kendi kanadını, sonra yanındaki sık iğneye batıyoruz. 3 tane ilmek geldi tığımıza. Üçünü birlikte çıkartıyoruz. Tekrardan zincir çekmeden son sık iğnenin kanadına batıyoruz. Yanındaki sık iğneye batıyoruz ve üçünü bir çıkartıyoruz. Tekrar böyle batıyoruz. Yanındakine bu şekilde modelimiz meydana çıkıyor. Buraları biraz gevşek örerseniz daha hoş durur. Bakın model kendini gösterdi. Aslında ben diğer çantalarımda tabanımı 3,5 numara tığla yaptım, taban kısmını. Şu üst kısımlarında 4 numaraya geçmiştim. Ama bu seferki kağıt tipim biraz ince olduğu için 4 numaraya geçmek gereği duymadım. Siz de kalınlık inceliğine göre değiştirebilirsiniz. Kalınsa eğer 4 numaraya geçebilirsiniz. Veya eliniz sıkıysa, şu kısımlar biraz gevşek olmasını istiyorsanız 4 numaraya geçin, 4 numarayla devam edin. Ama taban kısmı 3,5 numara ideal, çünkü sıkı olması lazım. Şimdi devam edelim. Tekrardan son yaptığımız kanada sıradaki gelen sık iğneye batıp üçünü birden çıkartıyoruz. Bakın sistem böyle, bu şekilde gidiyor. Umarım net bir şekilde anlayabiliyorsunuzdur. Bakın böyle. Şimdi bu sırayı da gideceğim. Başa kadar geleceğim. İkinci sırayı da gösterdikten sonra artık işlemi bitireceğim. Çünkü herhangi bir farklı bir işlem yok. Devamı sürekli aynı şekilde. Burayı da yapıp geliyorum. Biraz ilmekleri örerken uzatırsanız daha şık bir görüntü oluyor. Evet. Son sırayı da yapıyorum. Hiç birleştirme yapmadan tekrardan aynı şekilde devam ediyoruz. Şu an spiral bir şekilde bir üst kısma çıktık. Bakın bu şekilde. İşlem bu şekilde sürecek. Sürekli farklı bir artma eksilme yapmadan devamlı bir şekilde çanta istediğiniz ölçüye gelene kadar örüyorsunuz.
Bakın. Bakın şu anda çanta açık gözüküyor ama bu büyüdükçe buralardan tabanlardan kıvrılma yapıp bu şekilde yukarı doğru çıkacak. Yukarı doğru çıktıktan sonra çantamızın ebatına göre, boyutuna göre bitirelim. Son kez tekrar göstereceğim size modelimizi. Önce sık iğnenin kendi kanadına, sonra yanındaki boşluğa batıyoruz, ip alıyoruz ve üçünü birlikte çıkartıyoruz. Zincir çekmeden tekrardan kendi kanadına, sıradaki sık iğneye batırıyoruz, çıkartıyoruz ve üçünü birden çıkartıyoruz. Tekrardan böyle yanındaki boşluğa ve üçlü. Sürekli bu şekilde yukarı doğru çantamız bitene kadar örüyoruz. Hiçbir artma eksiltme olmadan. Çantamı bitirdim. İstediğim ölçüye ulaştım. Şimdi ölçelim çantamızın ölçüsünü. Altı santim olana kadar çantam istediği ölçüye ulaştı. Şimdi son bitirme aşamasındayım. Tekrar sık iğnenin başına, tekrar sık iğneye üçünü birlikte çıkarıyoruz. Sık iğnenin kendisine, yanındaki sık iğneye üçünü birden çıkartıyoruz. Köşeye kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi en kenara geldik. Bakın şöyle tam çantamızı şöyle tuttuğumuz zaman tam böyle kenarından katlıyoruz. Şimdi son bitirişi yapıyorum. Şimdi geriye doğru dönüyoruz. İlmeğimizi biraz tığımızdan uzatıyoruz. Bir tane sık iğne atlayıp diğerine geriye doğru batıyoruz. Alıyoruz ipimizi, ikisini birlikte çıkartıyoruz. İlmek uzun kalıyor. Bir tane sık iğne atlayıp tekrar diğerine batıyoruz. İkisini birlikte çıkartıyoruz. Tekrar bir tane atlayıp diğerine batıyoruz. Bu şekilde bitiriş yapıyoruz. Bakın böyle oluyor. Yani şöyle göstereyim size. Şöyle çantanın bitirişini bu şekilde geriye doğru giderek örüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sona doğru yaklaştım. Tekrar bir tane geri atlayıp diğerine batıyoruz. İlmek çıkartıp ikisini birlikte çekiyoruz. Bunu da bu şekilde son noktaya batıyorum. Sonra ipimi buradan geçiriyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. Evet, bakın böyle şekil çıkıyor. Çok da güzel bitiriş oluyor. İsterseniz burayı iz de gidebilirsiniz. İz sürebilirsiniz. Çantam benim istediğim ölçüye geldi. Şimdi buna isterseniz bu şekilde deri askılar takabilirsiniz. İsterseniz örme saptan yapabilirsiniz. Evet, çantamın şu an bitmiş halindeki formatı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın içi de gayet güzel. İsterseniz astar da kullanabilirsiniz, isterseniz astarsız da kullanabiliyorsunuz. Ben bu çantada deri sap kullandım. Siz dilerseniz örgü çanta sapı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde deri sap da dikip kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomda örgü çanta sapının yapılışını sizlerle paylaşacağım. Benim çantam bitti. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Mutlu ve sağlıklı günlerde kullanın. Hoşça kalın.